Dünya İmperyalizmin Hakimiyeti Sevgili izleyiciler, haftanın 6 günü yazıyoruz, konuşuyoruz ki çeyrek asırı açtık. Yarım asra da merdiven dayamış bulunuyoruz. Dile kolay, 33 yıla girdik. Buradan düşüncelerimizi paylaşıyoruz ama sizlerin pozitif ve negatif yöndeki desteklerinizin ışığında. Bizim üstlendiğimiz misyon manevi bir cihattır. İşte o cihadı yerine getirme adına Allah nasip ederse sizlerle daha çok sohbetlerimiz olacak. Bakınız günlerdir Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı giriştiği saldırıları konuşuyoruz. Kadın, çocuk, bebek, sivil demeden katlediliyor. Şu ana kadar 5000 yaşkın insan öldürüldü. Vahim ve korkunç bir soykırım yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü önünde. Ve bunu yapan İsrail ise de arkasında dünya emperyalizmi var. İşte Yahudi dünyası, işte Hristiyan dünyasının devlet yönetimleri. El birliği içerisinde İsrail'e bel çıkıyorlar. Filistin halkına yönelik soykırımı da meşru görüyorlar. Ne var ki İslam dünyası ve Müslümanların ekseriyeti olup biteni dar bir çerçevede görüp değerlendiriyor. Mesele İsrail ile Filistin arasındaki toprak anlaşmazlığına indiriyorlar. Hiç de öyle değil. Bakınız günlerdir bu minvalde buradan sizlerle sohbet edip görüşlerimi aktarıyorum. Ve diyorum ki dava şunun, bunun, ırkın, dilin, coğrafyanın değildir. Dava bir bütünlük içerisinde hilalle haçlı çatışmasıdır. Dava Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu Yüce İslam dininin davasıdır. Kur'an-ı Kerim'in ve Tevhid'in davasıdır. Yer küresinde vakimi bir İslam ülkesinin herhangi Yahudi veya Hristiyan ülkesine karşı savaştı ya da zulüm yaptı. Yok. Var olan Siyonizmin, var olan dünya emperyalizminin, var olan sömürgeci devletlerin İslam ülkelerine karşı giriştikleri zulümdür, insanlık dışı muamelelerdir. Halbuyken ne oluyor da İslam dünyası hakikatleri 3 maymunu oynuyor. Bugün insanlık çalık atıyor. Bugün Müslümanlar feryat figan ediyor. Bugün akan kan Müslümanın kanı. Ama İslam devletleri deve kuşun misali kafasını kuma gömmüş, gövdesi dışarıda. Gaflet ve delalet içerisinde adeta sıranın ne zaman kendisine geleceğini bekleyen kurbanlar gibi. Üstadın ifadesiyle 500 senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız sabahtır. Yoksa sahra vahşette yatmakla gaflet sizi yağma edecek. Gün uyanma günüdür. Gün sahabelerin ruhunu taşıma günüdür. Gün lafta değil, sözde değil, mana aleminde de olsa, madde aleminde de olsa Kur'an şiarıyla yek vücut olmalıyız. 1400 seneden beri aramızda bu kutsal, bu yüce kitap Allah'ın kelamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak gelmiş, ilahi manzume var iken ne oluyor da sırt dönüyoruz. Yok artık bizim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine gelen ilahi vahyin gerçeğini yeniden yer küresine hakim kılmamız gerekir ve bunu kucaklamamız lazım. Nurlu meşaleyi dünyanın her tarafına yayarak karanlıkları aydınlık etmeliyiz. 1400 seneden beri İslam dünyası bunu kucaklayarak bu zamana getirmiştir ve bunu ümmet olarak yapa geldik. Ne oluyor da bugün İslam davasını bir avuç Yahudi'ye karşı şu coğrafyaya, şu ırka, şuna buna havale ediyoruz. Kendimizi Allah huzurunda, insanlık dünyasında küçük düşürüyoruz ve kendimizi ayıplamamız lazım. Dava Kur'an davasıdır, tevhid davasıdır. Bu itibarla kelime-i tevhidi yüceliklerde tutmalıyız. Biz de o yüce dine mensup olduğumuz için her şeyden önce bu davayı ön plana almamız lazım. Ağzımızdan dökülen her cümle, buraya aktardığımız her kelime ulvi değer içermelidir. Kur'an diyor ki, Ve cahidu envalikum ven fusikum fisse bili Allahi. Allah yolunda malınızla ve canınızla cihad edin. Yalnızca mal yetmiyor. Bir de can fedakarlı olması lazım bu dava uğrunda. Yahudi meydan okuyor. Müslümanların kanını dökmekten zevk alıyor. İşte buna meydan vermemek lazım. Bunun için de bizde yüce kitabımız Kur'an ne diyorsa onu ön plana almamız lazım. Ona göre uyanık olmamız gerekir. Bana ne deyip işin içinden çıkmakla bir yere varılamaz. Bir avuç olan Yahudi çok avuçlu hale getirmeye hakkımız yoktur. İslamiyeti de küçük düşürmeye hiç hakkımız yoktur. Madem ki Müslümanız o zaman Yahudi ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bekleyip seyretmek ne Müslümanlara yakışır ne de İslam ruhu izin verir. Kur'an maddi ve manevi cihadı istiyor. İlme dayalı cihat, bilgiye dayalı cihat, Kur'an hükümlerine dayalı cihat diyor ki gerekirse elle ve silahla cihat yapılmasını da emrediyor. Eğer ki karşındaki düşman silahlıysa ki silahlı o zaman senin de silahla mücadele etmen lazım. Sen top oynuyormuş gibi elini kolunu sallayarak gidemezsin. Düşmanın şekli neyse senin de Müslüman olarak kendini ona göre donatman gerekir. Enfar suresi 60. ayette şöyle buyuruyor ki ayetin muhtevası çok önemli ve ders vericidir. Nisa suresinin 65. ayeti de keza aynı minvalde büyük önem arz ediyor. Enfar suresi 60. ayet Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Nisa suresi 65. ayet Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. İşte Kur'an biz Müslümanlara böyle sesleniyor. Lakin bugün tersi istikametteyiz. Çünkü Kur'an'ın yürüdüğü ve gösterdiği yol belli ve açık. Ama gel gör ki İslam dünyası çok ama çok farklı merhalelerde yürüyor. İslam dünyasıyla Kur'an fersah fersah birbirinden uzaklaşmış durumda. Kendimizi sorgulamalıyız. Biz ne yapıyoruz ve başımıza gelenler nedir? O Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki, benim heybetim bir ay uzaklıktaki düşmanın kalbinde yaşamaktadır. Peygamber Efendimizin bu beyanıyla eğer ki bir ay uzak mesafedeki düşman onun korkusuyla yaşıyorsa bugün ne oluyor da düşman yanı başımızda bizden korkmuyor. Demek ki peygamberin yolunda değiliz. İslamiyetin gerçek manada hükmünü, heybetini ve cihadını yaşamıyoruz ve de taşıyamıyoruz. Onun için bugün bir avuç Yahudi diyerek davadan kaçıyoruz. E tabi bir avuç Yahudi bugün bize meydan okuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cihatı direkt olarak kimsenin malında, mülkünde, coğrafyasında gözü yoktu. Ama İslam'a karşı yapılan saldırıları da işlerine sindiremiyorlardı ve karşılık veriyorlardı. Bugün İslam dünyası bunu yapmıyor. Bunun aksine vay efendim Yahudi böyle yaptı, gavur böyle güçlendi deyip duruyor ve onlara gıpta ediyor. Kendimize gıpta etmemiz gerekirken onları üstün kılıyoruz. İşte bu hali durumun zilletliğiyle büyük bir perişanlığın küçük düşmenin cenderesinde debelenip duruyoruz. Kendi kendimize deve kuşu misali başımızı kuma gömüp gövdemiz dışarıda avcuya peşinen teslim olmuş haldeyiz. Halbuki İslam dünyası dimdik ayakta ve saldırılara karşı kelime-i şahadeti yücelerde tutmak ve İslam davasını yeryüzünde yayması gerekir. Yaptığımız tek şey ucuzundan ucuza Müslümanız deyip durmaktır. Velhasıl kelam, Enfar suresinin 60. ayetinde belirtildiği gibi düşman kendini neyle donatmışsa, hangi pozisyonda bulunuyorsa, yaptığı ettiği neyi içeriyorsa senin de bir Müslüman olarak aynı şekilde karşı koyma adına kendini donatman gerekir. Her daim hazırlıklı olman lazım. Halk deyimidir. Denilir ki su uyur düşman uyumaz. Öyleyse bizim hiç ama hiç uyumamamız gerekir. İslam'ın geleceği için var gücümüzle uyanık olmalıyız. Çalışmalıyız, okumalıyız, teknolojiye sahip olmalıyız. Yani ben ben nafile oruç tuttum. Ben bilmem akşamdan sabaha kadar namaz kıldım demekle cihat olunmuyor. Sen de hem maddi hem de manevi cihat ruhu olmalıdır. Kaldı ki Kur'an sana her şeyden evvel teheccüd namazını değil cihadı emrediyor. Diyor ki malınla ve canınla cihat ile Beş vakit namazını kıl. İslam'ın gereken farzlarını yerine getir. Sonra da cihatı zirvede tut. Bu cihat harp cihatıyla da olur, ilim cihatıyla da olur, mal cihatıyla da olur. O dava için Hazreti Osman gibi olmamız lazım. Bir çırpıda bin defesini savaş ordusuna bağışlayan o büyük insan, bin tane daha harcıyor ve veriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Cihat ruhunu taşıyor muyuz? O ruh bizde var mı? Yok. Sadece şahsi rant, şahsi çıkar uğruna yaşamın derbederi olmuş gidiyoruz. En derin saygı ve sevgilerimle.